Sevgili kadınlar, anneler ve kıymetli basın emekçileri, bugün kadına yönelik şiddeti, kadın katliamları tartıştığımız ve her yeni güne yeni bir kadın katliamı ile uyandığımız bir süreçten geçiyoruz. Artık Türkiye'de hiçbir kadın kendini ne sokakta, ne caddelerde, ne evinde, ne yurdunda güvende hissetmiyor. Çünkü AKP, MHP, faşizmi kadınlar için güvenli alanları tamamen yok etti. Hiçbir yerde kendimizi güvenli hissedemeyeceğimiz bir sistemle bizi bu cendereye oturtmaya çalışmakta. Ancak biz kadınlar hem yaşamlarımızı, hem hayatlarımızı, hem geleceğimizi, hem de yaşam alanlarımızı inşa etmek, buralarda güvenliği kendi elimizle, kendi güvenliğimizi, kendi geleceğimizi yaratmak için bir araya gelmek zorundayız. Bakınız, 2-3 gün önce İstanbul'da vahşice katledilen iki kadın gündeme oturdu. Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Olayın altyapısı, arkasındaki senaryolarla ilgili bir sürü şeyler konuştu. Ancak her söylemin ucu yine de cinayeti meşrulaştıran, katliamı normalleştiren söylemlere çıktı. Biz bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Ne madde bağımlısı, ne cinnet geçiren mazeretlerin arkasına kimse sığınmasın. Bu bir erkek şiddetidir ve erkek şiddeti bu devletin politikalarıyla, bu devletin cezasızlıklarıyla, bu devletin İHAL indirimleriyle yaygınlaştırılmaya, meşrulaştırılmaya ve ödüllendirilmeye çalışmaktadır. Biz bunu böyle okuyor, böyle inanıyor, böyle değerlendiriyoruz. Günlerdir Türkiye ve Kürdistan'da her yerde bu kadın katliamları için kadınlar sokaklarda eylemde direnişteler. Ta ki dün Bursa'da da böyle bir program gerçekleşti. Orada dikkatimizi çeken bir mesele vardı. Eylem yapan, direnişte olan kadınların yanına gelmek isteyen kadınlar yine bu devletin kadın kolluğu tarafından engellenmeye çalışıldı. Ancak oradaki kadın arkadaşın duruşu ve kurduğu söz bu devlet aklının ne olduğunu bize gösteriyor. Kadın arkadaş o kadın kolluğa şöyle bir cevap verdi. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bir kadın olarak kadınları kadınlardan mı koruyacaksınız? Bu erkekler cinayet işlerken, bu erkekler kadınları katlederken ve devlet bunları korurken siz biz kadınlara mı karışacaksınız? İşte bu cümle, bu anlatım aslında devletin, yargının, kolluğun kadına ve kadın cinayetine nasıl yaklaştığını göstermekte. Kadını koruyan değil, kadını önceleyen değil, faili, cinayet işleyeni, katili koruyan ve onu cezasız bırakan taraftadır. Bu yüzden bütün cinayetlerin, bütün öldürenlerin sorumlusudur. Sorumlular çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler. Bu cinayetlerin sorumlusudurlar çünkü 6.284'ü etkin kullanmadılar. Bu cinayetlerin, bu katliamların sorumlusudurlar çünkü önleyici mekanizmaları hayata geçirmediler. Bu cinayetlerden sorumludurlar çünkü direnen, mücadele eden kadınları kriminalize etmeye çalışarak, onları suçlu göstererek tutuklamaya, gözaltına çalışmaktadırlar. Gözaltına almaya çalışmaktadırlar. İşte bu yüzden sorumludurlar. Diyoruz ki, şu an Aile Bakanı açıklamalar yapıyor. Diyor ki, biz bu coğrafyadan kadın katliamlarını kazıyacağız. Kadın ölümlerini kazıyacağız. Bu suçlara izin vermeyeceğiz diyor. 22 yıldır iktidarda kendileri yokmuş gibi. Sanki 22 yıldır hiçbir gün kadın cinayeti işlenmemiş gibi. Sanki 22 yıldır İHAL indirimlerini onlar uygulamamış, failleri onlar serbest bırakmamış gibi böyle yapan açıklamalar yapıyorlar. Biz Tevger Ejder'in azat aktivistleri olarak bu yaban açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Hayatlarımıza da, geleceğimize de sahip çıkıyoruz. 9 Ekim'deki komplo zihniyeti elbette ki kadın özgürlüğü zihniyetine, kadın özgürlüğünü sağlamak isteyen akla da yapılan bir saldırı. Bu yüzden de uluslararası komployu hem Kürt halkının özgürlük mücadelesine hem de kadınların, Kürt kadınlarının mücadelesine yapılmış bir komplo olarak da görüyoruz. Bu nedenle 9 Ekim uluslararası komployu kınamak, bu anlamda Kürt sorununa demokratik yollarla çözümü aramak, Sayın Öcalan'ın üzerinde uygulanmış olan tecritin kaldırılması, fiziki özgürlüğün sağlanması, Kürtlere yönelik, Kürt halkının statüsüne yönelik
için, diyalog yollarının açılması için bu konvoy kınamak üzere 13 Ekim'de Ahmet'te istasyon meydanında olacağız. Bütün demokrasi severleri, bütün demokrasi taraftarlarını eşit, özgür ve onurlu bir yaşamı, barışı arzulayan bütün kesimleri 13 Ekim'de Ahmet'e bekliyoruz. Siyah, azami, jet!